Bölme işlemini yapalım, cevabı sadeleştirelim ve tam sayılı kesir olarak tekrar yazalım. Elimizde 4 bölü 2 bölü 3 var. Daha önce de gördüğümüz gibi kesirlerde bölme işlemleri sayıyı kesrin tam tersi ile çarparak da yapılabiliyor. Bu nedenle işlemimizi 4 çarpı 2 bölü 3'ün tersi olan 3 bölü 2 olarak da yazabiliriz. Bunu alttaki sayı olan payda ile üstteki sayı olan payı yer değiştirerek yapıyoruz. Kesirlerde çarpma işleminin nasıl yapıldığını biliyoruz. Payları ve paydaları birbirleriyle çarpıyoruz ama buradaki 4 bir kesir gibi görünmüyor. Ama unutmayalım bir tam sayının altına her zaman paydayı payda 1 olarak yazılabilir. 4 ile 4 bölü 1 aynı sayıdır. Şimdi bu basit bir kesirlerle çarpma işlemine dönüştü. Artık iki kesri kolayca çarpabiliriz. Bunu 4 çarpı 3'ten 12, ve 1 çarpı 2'den 2 eşittir 12 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Veya bölebiliriz de. Aslında iki yoldan da yapalım. Payda 4 çarpı 3 yani 12 var. Paydada ise 2'ye eşit olan 1 çarpı 2 var. 12 bölü 2 kaç eder? 12 bölü 2, 12'nin 2'ye bölünmesi demek. Ve bu da 6'ya eşit. Bir başka yoldan gidersek payı 2 ile bölebiliriz kaç çıkar? 6 çıkar. Paydayı da 2'ye bölelim. Bunun sonucunda da 1 elde ettik. 6 bölü 1 eşittir 6. Ayrıca ilk kesirdeki payda ve ikinci kesirdeki payda da 2 ile bölünebilen, 2'ye bölünebilen sayılar olduğu için onları 2 ile sadeleştirebiliriz. 4 bölü 2, 2, 2 bölü 2 eşittir 1. Sonuç, 2 çarpı 3 eşittir 6 ve 1 çarpı 1 eşittir 1'den 6 bölü 1 şeklinde yazılabilir ve bu da yine 6'ya eşit olacak. Kafamızda daha iyi canlandırabilmemiz için eğlenceli bir örnek vereyim. 4 bölü 2 bölü 3. Buraya 4 tane şimdi kutu çizelim. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 4 bölü 2 bölü 3 işlemini bu kutuların 2 bölü 3'lerini alıp elimizde kaç kutu olduğunu hesaplayarak anlayabiliriz. Gruplarımız neredeydi? İlk grupta kutulardan birinin 2 bölü 3'ü olacak. Ve bu şekilde gözükecek değil mi? Bir kutunun, bu bir kutunun 2 bölü 3'ü. Bir diğer grupta da bu kutunun 2 bölü 3'ü olacak. Bu nedenle bu kısımda kalan, bu kısımdan kalan 1 bölü 3 ve diğer kutunun da 1 bölü 3'ü olacak. Sonraki grupta da aynı kutunun sağında kalan yine 2 bölü 3 olacak. Daha sonraki grupta da yine diğer kutudan bir başka 2 bölü 3 olacak. Bu 2 bölü 3 de tam burada. Ondan sonraki grupta ise 1 bölü 3 buradan ve 1 bölü 3 de buradan olacak. Bu da 2 bölü 3 eşit. Son grupta ise buradaki kutudan arta kalan 2 bölü 3 olur. Şimdi elimizde kaç tane 2 bölü 3'ten oluşan grup var? Elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yani 6 adet grup var. Yani 4, 6 tane 2 bölü 3'e bölünebiliyor. Aslında bu sıradan bir bölme işlemi ama kesirlerle uğraştığımız için biraz daha zormuş gibi görünüyor.